ihtimal atılacaktır. Bu şehrin kaldırımları yeşil siyah, yol boyundaki korkulukları yeşil siyahtı. Biz o kaldırımları ve korkulukları tekrar yeşil siyah boyayacağız arkadaşlar. İnşallah. Evet, boyayacağız arkadaşlar. Bu sırada şey, yapıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız da eminim bu duyguya gelecek. Yok biz neden acaba? Belediye Başkanımız da bu duyguya gelecek. Biz o kaldırımları da yeşil siyah boyayacağız. O korkulukları da yeşil siyah boyayacağız. Bizim Boğaz Köprümüz diyelim. E5'teki köprülerimizin üstünden 50 metrelik, 20 metrelik, 30 metrelik yeşil siyah bayrağı da oradan aşağı sallandıracağız. İnşallah başkanım. Hep Bahçeşme'ye giderken korkuluklar yeşil siyah hale duruyor. Duruyor. Evet. Çok hoşuma gidiyor. Geçen bir tartışma oldu. Bu Gazi Lisesi'nin önce yeşile boyandı. Sonra ben sosyal medyada dedim ki yeşilin yanına siyah koyarsanız birbirini tamamlar. Daha sonra tekrar sadece siyah boyamış. Bence oradan başlayalım. Sevgili Hüseyin Erol abimiz bu konuda çok önce duyarlı olsun. Olduğunu biliyoruz. Yeşil siyah en güzel renk bizim için. Sizin de söylediğiniz çok güzel bir söz var. Yeşilin tutkusu. Siyahın asaleti şeklinde. Üstüne aslında bunu biz proje olarak geliştirip yapacağız zaman içinde ama şunu çok daha fazla yaşayacağız bu sene. Göreceksiniz hep beraber. Sokakta yeşil diye bağıran ve karşı kaldırımda tanımadığı insanlara siyah diye cevap verdiği anlar yaşayacağız bu şehirde bu sene. 200 tane, 300 tane, 500 tane gencimiz. Kimi Alemdar'da, kimi Fethiye'de, kimi Paşa'da, kimi Yenidoğan'da, kimi Kuruçeşme'de, kimi Mehmet Ali Paşa'da. Tanımadığı birisi yeşil diye bağıracak, karşı kaldırımda birisi siyah diye bağıracak. Bu şehir bu sene bu yeşil siyah çok fazla duyacak. Yani belki insanlar deli filan der ama ben deli olmaya razıyım. Yani çok fazla duyacak. Şimdi kentimizde